Tezin %80'i tamam gibi. Dün akşam Turnitin'e koydum. Ama örnek tez üzerinden yazdığım için onun sonuç kısmını silmeyi unutmuşum yani. Sildim zannediyordum. Bir baktım %28 gösteriyor Turnitin'de benzerlik olayını. Dedim oranını. Dedim yuh yani nasıl? Bir de baktım yani %10'luk kısmı asıl o silmem gereken kısımmış. Öyle olunca şu an %18 olarak görünüyor. İyi yani bence yeterli. Ama şu an sayfa sayısı olarak 35. O yüzden birazcık giriş özet kısmına birazcık daha bir şeyler ekleyeceğim. Ve sonuç kısmını da henüz bağlayamadım ve üstüne ekstradan bir de öneriler kısmını falan yazmam gerekiyor. O yüzden artık tamamlayıp hocaya yollamak istiyorum ve ona yolladığım zaman da bir an önce Ubuntu'yu yeniden kurup bütün kurulumlarını yapmam lazım. Yani o kadar çok hata alacağım ki yani anlatamam, cidden anlatamam. Bilmiyorum ne olacak. Hepsini bir şekilde çözümleyeceğiz artık yani. Ne diyeyim ki yani? Daha ne diyebilirim ki? Neden şu an? Yani 10 gün sonra bozulsaydın canım alıntım. Yani keşke 10 gün sonra bozulsaydın diyorum. Neyse ben şimdi şu geri kalan kısmını bir tamamlayayım. Hocaya da dün mail atmıştım ama bana dönmedi. Bilmiyorum ne olacak. Sonumuz hayır olsun diyorum. O zaman başlayalım artık. Başlayalım. Yıldım yani. Şurada oturmaktan gerçekten yıldım artık da. Artı bir de benim otur finallere çalışmam lazım. Pazartesi günü ve salı günü finalim var. Halledeceğiz hepsini be. Baby, I just pray, 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 dua ediyorum artık bitsin şu diye dua ediyorum. Yetti artık yıldım ya. Vallahi yıldım. Kafayı yemek üzereyim ya. Günler çok çabuk geçiyor. Saatler çok çabuk geçiyor. Her şey çok çabuk geçiyor. Neden geçiyor anlamıyorum. Yani tabloları falan şu an ekleyemiyorum gerçekten. Onları eklemeden bir hocaya yollayacağım. Hoca bir şeyler revize edersin. Şunları şunları revize et diye bir dönüş yapacak. O dönüş yaparken bir an önce Ubuntu'yu kurmam gerekiyor. Çünkü onu kurmadığım için verileri alamıyorum. Ubuntu'm patladığı için verileri alamıyorum. Lanet olsun yani, lanet olsun. Mutsuzum. Mutsuzum. Cidden mutsuzum. Yıldım artık bu bitsin. Pazartesi günü sınav var. Sınava çalışmadım daha. Salı günde sınav var. Salı günkü sınav asıl önemli olan. Diğerini sadece çıkmışlarına bakacaktım da diğerini ders kaydını falan izlemem lazım. Want to die. Yeah. I want to die now. Right now. Chicken. Chicken. Benim ballı çöreklerim ne yapıyor orada? Uzay. Çakıl. Neyse arkadaşlar ben şunları bir halledeyim de sonra görüşürüz. Güldüğüme bakma içim kan alıyor. Gerçekten. Arkadaşlar şimdi Ubuntu'yu yeniden kuracağım ama şöyle bir şey var ki hard disk'e kurduğum için ve hard disk'teki onun olduğu disk kısmını bir daha açmayı denesem mi acaba? Açılır mı bana bir iyilik yapıp? Bir deneyelim. Zannetmiyorum bana böyle bir iyilik yapacağını. Ama belki bir umut. Umut fakirin ekmeğidir. Bakalım açılacak mı? Hayır. Sakin ol.
Çok şükür ya Rabbim. Hadi açıl. Tamam ağlama, niye ağlıyorsun? Lan niye ağlıyorsun? Ya yiyecek misin bak. Hadi hadi gözün aydın. Ay vallahi çok sevindim ya. Allah'ım çok şükür. Bilgisayarı hiç kapatmayacağım. Ne, bilgisayar patlasın sonra. Allah'ım ya. Çıldıracağım şu an. Vallahi. Bakacağım. Arkadaşlar hoca az önce bana geri döndü ve demiş ki hani veri setlerinin başka yöntemlerde de kullanıldığı sonuçları vardır. Onları da tez ekleyelim, karşılaştırma olsun demiş. Ben zaten onları eklemiştim ama sonradan sildim direkt. Modelin kullanıldığı da sette onlar olduğu için hani sonra sıkıntı falan olur diye. Şu an bana onları söyleyince yani ben hani zannediyordum ki hani hoca şurası olmamış, burası olmamış, şuraları falan düzelt diyecek zannediyordum. Direkt bana böyle söyleyince çok mutluyum. Hemen şimdi onları düzenleyip, onları revize edip göndereceğim. Şimdi Ubuntu'cum, canım Ubuntu'm açıldı. Sabahtan beri bilgisayarı kapatmıyorum. Her an bir şey olur, tekrar açılmaz korkusuyla. Canım Ubuntu'm lütfen ama lütfen bozulma ve biraz daha beni idare et. Ay, iki hafta sonra istediğin olabilir ama bu hafta, iki hafta içerisinde olmasın canım benim. Neyse şimdi onları düzelteceğim. Veri setini tekrardan kodu çalıştırıp görselleri alacağım. Onları da rapora ekleyeceğim çünkü çok az görsel eklemiştim. Ondan sonra bitiyor. Bitiyor. Herkes diyor ki yok salacaktın aman. Arkadaşım da yazmış şimdi. Sana göre bir dahaki dönem bitecekti okul diye. Allah'ım inşallah yani şu şeyi de komiteyi de atlatırsak. Komiteye daha var ayın 6'sı ve 10'u arasında sunumlar yapılacak. Daha poster hazırlayacağız. Posteri falan hazırlarım hiç önemli değil. Neyse ben hemen şunları hazırlayayım dedim hocaya. Hepinize günaydın arkadaşlar. Saat 6.08'de biz hala ders çalışıyoruz. Dın 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 dın. 10.30'da sınavı var. Benim de akşam 6.30'da. Bir saat uyudum. Evet. Ben ama hiç uyumadım. Ceren 8 gibi gidecek. Sonra ben de uyuyacağım. Final haftası. Zor. Bugün benim insansız var. Akşam 6.30'da. Ceren de 10.30'da uzaklarına gelecek. Ben uzaklığı geçen sene almıştım, vermiştim. O zamana girmeyeceğim. Ben de çıkmış sorulara bakıyorum yani. Bu şekilde not alıyorum. Not almam da soruların sonunu ve başını yazıyorum. Cevabını yazıyorum sadece. Bakalım bu şekilde hepsini halledeceğiz diyorum. O zaman çalışmaya devam ki. Arkadaşlar, lisans dönemimizin son vizesine biraz sonra gireceğiz. Ne hissediyorsun Eren Bey? Ben çünkü Eren bundan kalsa da sildirebilir. Öyle bir avantajı var ama benim öyle bir avantajım yok. Umarım yüksek alırız. İşte. Ama orada Şafak Bey siz ne düşünüyorsunuz? Ben şeyde yapıyorum. Yani çok basic bir şeyler yapıyordu adam. Evet. Normal. Keyifliyim. Bir daha bu ben de Serhat Hoca'dan şey istedim işte geçen ben gerginim birazcık. Yapan bir öğrenci. Biraz ben de gerginim. Posteri varsa bana hazır. İnşallah geçeceğiz. Evet, geçersen evet, geçersem onu mezun. Onu pastanın üstünde değiştirdim. Ben de geçersem dedim. Ondan sonra bitirme kalıyor. Bitirmede de Allah Teala'ya emanet diyor zaten. Aynen öyle. İyi o zaman biz şimdi birazdan çalışacağız. Sonra görüşürüz. Efendim. Evet. Her şey var. Evet. Tamam, bak oradan çalış. Çalış. Sorular ve cevapları çizgiden sonrası cevapları. Koyacağım kardeşim. Telif melif nereye atıyorsun sen pardon da? Ya delirme ya. Para zaten kazanamıyorum ki. Çalış hadi ya. Göreceğim sen. Ya senin bana garazin ne arkadaşım? Hı? Senin bana garezin mi? Cevap ver. Kime diyorum başka? Bana garezi olan kim var burada? O zaman Ceren söylüyorsa telif atmayacaksın. Seni bulurlayacağım lan. Telif falan atamayacaksın. Bak görürsün. Bu videoyu izle seni bulurlayacağım. Tamam mı? Bak bakalım telif atabiliyor musun? Birinci öğretimler 15.
Ya arkadaşlar çalışamıyoruz. Lanet olsun, lanet olsun. Artık bu sınav da bitsin ve kurtulalım diyoruz. O zaman biz çalışmaya devam edelim. Finalden çıktık arkadaşlar. Nasıl geçti? Bence iyi geçti. Bilmiyorum, sonuca bak. Ama geçeceğimiz kadar bence not alırız. İnşallah. Evet, yüzlerimiz gülüyor arkadaşlar. Bilmiyoruz, inşallah alamayız. İnşallah son dakika bize bir gol atmaz hoca diyoruz. Yani buralarda aslında son değil buralarda bulunmamız. Bitirme tezi için sunuma ve sunuma geleceğiz. Poster falan göstereceğiz. Ya açıl. Sunuma geleceğiz, postere geleceğiz. Onlar var. Ondan sonra şuradan kurtulacağız. Bitecek inşallah. Yani ben bitirmeyi salacaktım. Son dakikada zaten salmadım biliyorsunuz. Son dakikada bitirmeyi hoca onayladı, onaylamayacağım falan dedi de. Neyse sunuma da Allah kerim diyorum. Yani umarım sunumda bizi çok darlamazlar. Duruma göre bakacağız yani deli gibi. Bu gece evi toplayacağım. Birazcık boş atarım. Ondan sonra da... Oğlum 15 deyip nasıl C diyebiliyorsun? Sonra kelime söylemiş. Soruyu ben de hatırlamıyorum bu. Ben hiç hatırlamıyorum şu an. Ben de hatırlamıyorum. Sonra soruyu diye şıkkı işaretlemiş. Koyacağım lan bu anları. Seni hepsinde blurlayacağım. Seni blurlayacağım hepsinde. Tak diye verdim kendimi. Ne yapayım artık bu zaten?